Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla. Yaşındayım, reklamcıyım. Liseyi ve üniversite hayatımı grafik tasarım içerisinde geçirdim. Çok ilgilendiğim, aslında çok gözümün önünde olan bir sektör değildi grafik tasarım. Tabii lise yaklaştığı zaman ilgimi çeken bir bölüm olmuştu. Ve evet, biraz merakımdan da aslında biraz da bakalım karşımıza neler çıkacak diye katıldığım bir bölümdü. Zaten lise 1'de temel bir öğrenim alırsınız. Lise 2'den itibaren artık bölüm dersleri, grafik tasarım ile ilgili eğitim almaya başlarsınız. Zaten aslında ve lise 2'den itibaren de sevmeye başladım. Bölüm dersleri başladıktan sonra sevmeye başladım. Dolu dolu geçerdi günlerimiz. Sürekli bir şeyler üretmek, sürekli yeni projeler geliştirmek çok ilgimi çekerdi. Burada Ankara'daydım lisede. Kaliteli öğretmenlerimiz, hocalarımız vardı. Arkadaşlarımızla yine çok iyi takımlar oluştururduk. Güzel günlerdi. Çok zaman geçmemesine rağmen o zamanlarımı özlerim. Üniversitemi Nevşehir'de tamamladım. Yine grafik tasarım bölümü bitirdim. Yine orada tabii artık daha gelişmiş ya da daha sizi sektöre hazırlayan bir programla karşılaşırsınız. Baskı, dijital ya da birçok alanı size uygulamalı göstermeye başlarlar. Yine çok aktif geçerdi günlerimiz. O Nevşehir'de başarılı bir şekilde tamamlayıp Ankara'ya döndüm. Üniversitede temel bir eğitim görürsünüz. Yani lisede de öyledir. Artık zaman geçtikçe, lise, üniversiteye geçtiğinizde daha sizi sektöre hazırlarlar. Ama yine temel bir öğrenimdir bu. Uygulamalı derslerimiz oluyordu tabii ki. Çünkü bütün hocalarımız aslında sektörde ter dökmüş insanlar oluyor genelde. Yani sektörde çalışmış, yani ajansları ya da reklam evlerini öğrenmiş hocalarımız olduğu için tabii biz okul mezun olduktan sonra, okul bittikten sonra neler karşılaşacağımızı bilirlerdi. Buna yönelik bir eğitim görürdük. Burası We Are Brand People adında marka, reklam ve medya üçgeninde çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir reklam ajansı. Markamızı 2021 yılında kurduk. Yaklaşık 3 yıldır aktif çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anki halimizden gayet memnunuz. Birçok kamu kuruluşu ve özel sektör müşterilerimiz, markalarımız mevcut. Buradan önce tabii bir reklam ajansında çalışıyorum. Bir tasarımcı olarak çalışmama devam ediyordum. Aslında her gencin hayalidir kendi işlerini kurmak, kendi çatısını kurmak. Tabii bu heyecana da kapılmamak lazım. Çünkü şöyle oldu. Ben bundan tabii yaklaşık 3-4 yıl önce yine böyle bir girişimde bulunmak istedim. Bazen öyle oluyor. İyi ki yapmamışım diyorum. Çünkü biraz sektörde toz yutmak lazım. Biraz sektörde kalmak lazım. Neyin ne olduğunu öğrenmek lazım. O zamanlar bu fikirden vazgeçmişim. İyi ki vazgeçmişim. Çalışmaya devam ettim. Kaliteli insanlar tanıdım. Kaliteli sanat öğretmenlerim oldu. İyi insanlarla beraberdim.
Bunu benim şansımdı. Evet, şans lazım. Şans bir ihtiyaç. Ama insan şansı kendi de yaratabilir çoğu zaman. Çünkü sektörü sevmeniz, bu işi sevmeniz, bu işi yapmak istiyorsanız bir şekilde buna gayret ettiğinizde, buna uğraştığınızda bir şekilde yolunu buluyor. O heyecanınız, yeni bir şeye atılma, yeni bir girişime atılma heyecanı bazen birçok şeyi örtbas edebiliyor. Bunu fark etmeyebiliyorsunuz. Tabii artık bir şeyleri bitirip yeni bir şeylere başladığınız zaman artık zorlukları görüyorsunuz ve diyorsunuz ki evet, yani bu böyleymiş ve ben bunu bilmiyordum. Ya da bunu şöyle geliştirmeliymişim gibi düşünceleriniz oluyor her zaman. Tabii bu hiçbir zaman bitmeyecek, bu her zaman olacak, her yaşta olacak. Ben de bu sektörde 8. yılım ama tabii ki hala öğreniyoruz. Hala yeni bir şeyler keşfediyoruz. Şaşırdığımız şeyler oluyor. Bunlarla artık ilgileniyoruz. Yani her yeni işte yeni bir şey öğreniyoruz. O yüzden çok acele etmemek, acele karar vermemek ya da heyecanı biraz bastırmak gerekiyor. İşe atılma ya da kendi yapma isteği aslında biraz insana kendi kendine gelecek bir his. Artık mevcut olduğunuz durumda bir şeyler size yetersiz gelmeye başladığında ya da bu işi ben olsam şu şekilde geliştiririm, ben olsam bu şekilde bir yol izlerim dediğiniz zaman, bu düşüncelerinizin de mantıklı gördüğünüz zaman aslında bu ışık size bir doğuyor. Ben de bu aşamalardan birindeydim. Çünkü artık etrafımdaki tarz ve anlayış bana biraz yetersiz gelmeye başlamıştı. Daha fazla ileriye götüreceğimi düşünüyordum. Çünkü yaşım itibariyle de daha iyi işler çıkartacağıma inanıyordum. Daha serbest çalışma. Aslında kendi işimizi neden yapmak isteriz? Evet, daha serbest ve farklı bir tarzda, belki de çevremizde gördüğümüz düzenden daha iyi bir kalitede iş çıkartmak adına. Ben de böyle bir zamanlarda karar verdim bunu. Zaman sürüyor. Yani bu ilk düşündüğünüzde itibaren ve sonuna kadar sürekli hayatınızın merkezinde bu oluyor. Odaklandığınız kısım bu oluyor. Artık hazırlık aşamaları, düşünceniz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl bir yol izleyelim, yanınızdaki arkadaşlarınız, ekibiniz, tabii ki her şey çok önemli oluyor. Artık her nokta çok önemli olmaya başlıyor. Heyecandan bir tık, çünkü stres daha fazla oluyor. Çünkü yaşınız çok genç. Yanlış karar verme riskiniz tabii ki daha fazla. Bu stresinizi bazen yenemeyebiliyorsunuz. Heyecanınızı daha bastırabiliyor. Ama zamanla şunu görüyorsunuz. Zamanın olduğunu ya da zamanla yapabildiğinizi fark ediyorsunuz. Yeni nesil gençlerde de, yani benden daha yeni nesilde de şunu görüyorum. Bizden daha cesaretliler ama çok aceleciler. Bunu görebiliyorum. Yani onlar için belki de şöyle bir şey söyleyebilirim. Acele etmesinler. Çünkü çok istediğiniz bir şey muhakkak olacaktır. Burada önemli olan kararlılık. En önemli şey kararlı olmak. Bir sürü sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. İşler yolunda gitmeyebilir, şanssızlıklar olabilir, aksilikler olabilir. Ama en önemlisi kararlı olabilmektir. Kararlı olabildiğiniz zaman, bu işi yapacağım günün birinde, er ya da geç bu işi yapacağım dediğiniz zaman muhakkak ki yapıyorsunuz. Sadece mesleğiniz itibariyle, işte en başından dediğim gibi, biraz sektörde kalmak, sakin kalmak, zorluk çekmek, bunlar çok önemli. Bunları yaptığınızda hayat bir sepet, bu sepeti doldurmak lazım. Bütün olumsuzlukları, iyilikleri, kötülükleri, güzellikleri, her şeyi bu sepete doldurmak lazım. Daha sonra böyle bir yola çıkmak lazım. Çünkü muhakkak ki güzel şeyler olacaktır.
üniversiteden mezun olduktan sonra, tabii okul bitti artık çalışma vakti, hiç unutmuyorum. Çok böyle reklam ajansı kapısını çaldığım, çünkü bir ajansa girmem lazım, artık tecrübeme başlamam lazım, meslek hayatıma başlamam lazım ve portfolyom sadece bir okul eğitiminde hazırladığım portfolyo. Aslında reklam ajanslarının eğer eğitmek için birini aramıyorlarsa çok ilgilenmeyeceği bir portfolyoydu. Çok reklam ajansı, Ankara'da çok reklam ajansı gezdim. Tabii ki onlar da haklı olarak şunu söylüyorlar. Birine iş öğretmek, birini geliştirmek, birine emek vermek çok zor gerçekten. Çünkü şöyle bir şey oluyor, bunu biz de yaşıyoruz. Stajyerlerimiz geliyor. Bu mesleği öğrenmek isteyen genç arkadaşlarımız geliyor. Emek veriyoruz. Daha sonra farklı bir karar almak isteyen oluyor. Yer değiştirmek, gitmek isteyenler oluyor. Tabii ki yollar açık olsun. Ama tabii ki bu risk, çok emek veriyorsunuz, çok vaktinizi harcıyorsunuz. O reklam ajansları da belki de böyle düşünerek çoğundan iyi bir haber alamamıştım. Çünkü herkes tecrübeli, artık piyasada iş yapabilecek. Yani bir işi, bir projeyi bir direktif almadan ya da yönlendirilmeden bitirmesi gereken tasarımcılar arıyorlar. Burayı kurduk, genciz. Evet, bir portfolyomuz, sağlam bir portfolyomuz, güzel bir portfolyomuz var ama tabii ki sektörde çok yıllarını vermiş ajanslar var. Çok yıllarını vermiş sanat yönetmenleri, reklamcılar var. Tabii ki o performansta bir geri dönüş ya da ilgi alamayacağımızı biliyorduk. Ama tabii ki bu zamanla gelişecek bir şey. Bunun için hiçbir zaman moralimizi bozmadık ya da sabırsızlık etmedik. Çünkü son yaptığımız iş kadar iyiyiz düşüncesiyle her zaman her işimize asıldık ve her işimizi kaliteli çıkarmaya çalıştık. Markamızı kurmaya karar verdiğimizde 3 kişiydik. Yani benle beraber 2 tasarımcı, 1 yazılımcımız ve aslında bize dışarıdan da işin durumuna göre destek veren bir ekibimiz vardı. Hala da varlar. İlk başladığımızda tabii ki bu kadar büyük bir portfolyomuz, bu kadar geniş bir yelpazemiz yoktu. Daha belli başlı işler yapıyorduk ama bunu çok kısa sürede aşacağımızı zaten biliyorduk. Bundan emindik. Reklam ajanslarının aslında şöyle, biraz yoğun tempolu, yoğun mesaili günler geçer. Biraz zordur. Çünkü reklamcılık aslında biraz ağır zihin işçiliğidir. Bizim işimiz, çok güzel bir tanımla şöyle bir alıntı yapayım, tahrik etmektir. Ve biz ürünü satmamız lazım ve bunu ikna etmemiz lazım. Aslında işin yani müşterimizin sunduğu hizmeti tüketiciye en azıyla ve en özüyle aktarmamız gerekiyor ve bu çok zor bir iştir. Çok kısa süren işler de olabiliyor, çok uzun süren işler de olabiliyor. Çözülemeyen kısmı da bu aslında. Çünkü grafik tasarım ya da reklam ajansında olan işler, yani çok önemli bir deadline yoksa çok uzun sürede yapabileceğiniz bir iş çok kısa sürede de bitirebiliyorsunuz. Çünkü fikir nasıl ve ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Çok uzun sürebilir dediğiniz işler çok kısa sürebiliyor, çok kısa sürebilir dediğiniz işler çok uzun sürebiliyor. Bu yüzden aslında bir mesai kavramı çok bize uygun bir durum olmuyor. Bir bakıyorsunuz, bazen ofislerde sabahlamışsınız, bazen sakin dönemleriniz var ama tabii bu durum çok sık sık değişiyor. Tabii o zamanlar pandemi dönemi, böyle kriz dönemlerinde ilk hep reklam giderleri azaltılır ya da kesilir. Onun sıkıntısını her zaman yaşarız. Tabii o dönemlerden yine birisiydi. Sanıyorum aklımda kalan, tabii ki çok arada çok işler yaptığımız olmuştur büyüklü küçüklü ama böyle spesifik aklımda kalan bir Covid döneminde bir Covid platformu yapmıştık. Arayüzü, yazılımı çok yoğun, yaklaşık 6 ay sadece işe başladıktan sonra bitirmemiz sürmüştü ve bunun öncesinde hazırlık dönemimizde olmuştu. Yaklaşık 1 sene, hatta belki de 1 sene bile geçiyordur. Çok ses getiren bir iş yapmıştık aslında ve bunu sanıyorum
2 ya da 3 kişiyle bitirmiştik. Çok yoğun çalışmıştık. Yine bir proje olduğu için artık o projeyi aldığınız zaman diğer işleri, yani yeni bir iş alma konusunda kendinizi biraz kapatırsınız. Tamamen o projeye odaklanırsınız. Çünkü prestijli de bir işti. Türkiye'de de o dönemler, o dönem yani o projeyi yanıldıktan sonra Türkiye'de de bir adımızdan söz ettirmiştik. Bu sektörde biraz toz yutmak, bilgi birikim sağlamak, çevre oluşturmak. Çünkü profiliniz çok önemli, duruşunuz çok önemli. Çünkü size her zaman lazım olacak bir çevrede bulunmak çok önemli. Tabii burayı kurmadan önceki bağlantılarımızdan kaynaklı ve tabii artık daha kendi yerinizdesiniz, kendi markanızdasınız. Artık daha serbestsiniz ve düşüncelerinizi kendi tarzınıza göre yansıtabiliyorsunuz işlerinizi. Ve bunun da etkisiyle beraber iyi bağlantılarla, daha eski bağlantılarla böyle bir iş kazanmıştık. Grafik tasarım, reklamcılık, sanat hayatımızın her anında var, her alanda var. İlgilendiğimiz, baktığımız, gittiğimiz yani dışarıda, içeride hemen hemen baktığımız, gördüğümüz her alanda biz varız. O yüzden böyle biraz bunu tanımlamak bana zor oluyor. Ama bir reklam ajansında, reklam, marka, medya üçgeninde sanat yönetmenliği, reklam yazarlığı, metin yazarlığı, yazılım, prodüksiyon, fotoğraf, birçok şeyle uğraşırsınız. O yüzden yelpaze çok geniş dediğim gibi. Son dönemlerinde böyle gençlerde çok yönelmiştir buna. Arayüz tasarımcılığı, arayüz deneyimi tabii son zamanlarda çok da insanların ilgisini çekti. Bu biraz buna ağırlıklı gidiyoruz. Ama bunun dışında yine basılı materyaller. Dediğim gibi yelpaze çok geniş. Aslında son zamanlarda yine bu kullanıcı arayüzü, arayüz deneyimi işlerimiz çok arttı. Yine baskı, dijital birçok alanda hizmet veriyoruz. Saymakla bitiremem verdiğimiz hizmeti. Ama tabii işin özünde her zaman iyi fikri bulmak, kaliteli işi ortaya çıkarmak. Odaklandığımız tek nokta bu. Yani gelen işler her zaman çok değişkenlik gösterir. Reklamcılığın aslında en güzel taraflarından birisi de şudur. Her zaman yeni bir şey öğrenirsiniz. Yaptığınız işi tüm ayrıntılarıyla bilmeniz gerek. O işe hakim olmanız gerek. Yani hizmet verdiğiniz sektöre, markaya çok hakim olmanız gerek. O yüzden sürekli yeni bir şeyler öğrenirsiniz. Her şeyden bir bilginiz olması lazım. O yüzden aslında çok değerli, zengin içerikli bir meslek olarak adlandırabilirim. Projeyi de hazırlarken aslında en basit parçadan başlayarak, yani bu bir renk ya da bir tarz ya da bir imge, bir söylem, bir kelime. Çünkü hepsinin bir değeri olacak ve belki de bütün marka mimarisini bunun üzerine kuracaksınız. Bu yüzden nasıl başladığınız çok önemli. Her detayı düşünülür. Her bir parçada, her bir mecrada, her bir tanıtımını yapacağınız alanda bütün detaylar düşünülür ve bu şekilde hazırlanmaya başlanılır. Bir genç girişimci olarak aslında heyecanlı, çok heyecanlı. Çünkü genç yaşta bir şeye başlıyorsunuz, bir şey yapmaya karar veriyorsunuz. Bu yolda ilerliyorsunuz ve sadece hayatınızın merkezinize bunu koyuyorsunuz. Tabii bu genç yaşınızda bu kadar odaklandığınız bir durum. Çünkü yaşınız çok genç ve her anne baba tabii sizin yaşamınızı ya da mesleğinizle ilgili çok yakından takip etmiyorsa, çok bilgi sahibi değilse tabii ki bu tür endişeler olabiliyor. Yani acaba biraz daha mı sektörde kalmaya devam etseydin, işte biraz daha mı öğrenseydin, biraz daha mı kalsaydın, çalışsaydın bir yerlerde gibi düşünceler olabiliyor. Ama tabii ki bu biraz içgüdüsü büyük ihtimal. Daha sağlamcılık,
daha bir garanticilik belirtilirdir. Tabii buna artık karar verdiğinizde, bu riski aldığınızda artık başlıyor. Artık orada hikaye başlıyor. Bu yüzden heyecanlıyım. Çünkü genç yaşta böyle bir işe atıldım. Şu an olduğum durumdan memnunum. Çekinmesinler. Çünkü heyecanlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Ben tabii ki ben başladığımda ya bu kararı verdiğimde ya yapamazsam ya işte işler yolunda gitmezse gibi şeyleri çok düşündüm. Bunları tabii ki çok düşünürüz, ister istemez düşünürüz. Ama şunu söylemek gerek, ne kaybedebilirim ki? Düşüncesi belki daha cesaretlendirici bir düşünce yapısı olabilir. Çünkü hakikaten yani para mı, itibar mı, zaman mı? Yani ne kaybedebilirim ki düşüncesi? Çünkü hepsi kazanılabilir şeyler. Yeni bir işe başlıyorsunuz, önceliğiniz asla para olmamalı. Yani kendi açımdan söylemek gerekirse benim portfolyom, benim işlerim, benim insanlara gösterebildiğim şeyler. Çünkü her zaman anlatamayabilirsiniz ve göstererek karşı tarafa anlattığınız bir ifade sanatı aslında. Bu yüzden para ya da maddi durumlar bir sonraki aşama olmalı. Bu şekilde daha yani bu düşünceyle başlanılırsa daha etkili bir hayat elde edebilirler. Markamızı 2021 yılında kurduk. Daha çok yeniyiz. Daha çok yolumuz var. Çünkü biz de hala yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii ki sektörde yıllarınızı harcayabilirsiniz ama artık yeni bir markayla, yeni bir isimle sektöre girmek tabii ki dışarıdan ya da sizi inceleyen bir başka birisi için daha sektörde yeni sayılıyorsunuz. Bu yüzden biraz zorluklar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Çünkü kuvvetli ajanslar ya kuvvetli reklamcılar var. Tabii ki hayalimiz uzun yıllar boyunca sektörde devam etmek, sektöre iz bırakmak. Bunu çok isteriz tabii ki. Tabii artık eskisi gibi değil her şey. Son zamanlarda yapay zekanın da hayatımıza kattığı bir yer var. Geleneksel reklamcılık son buluyor. Reklam değişiyor, düşünceler değişiyor, insanlar değişiyor. Dediğim gibi artık bir yapay zekamız var. Sürekli yeni kalmak çok güç olabiliyor bazen ama tam olarak da bu sektörün içindeyseniz ve sürekli yeni kalamıyorsanız bu aslında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu konuda. Sürekli yeni kalmalısınız, sürekli güncel kalmalısınız, sürekli takip etmelisiniz. Bu yüzden bu biraz zor bir durumdur ama bunu yapabildiğiniz zaman hayata da bakış açınız değişebiliyor. Çalıştığınız projelere de bakış açınız değişebiliyor. Tabii 2020'de ilk markayı kurmaya karar verdiğim zamanlar tabii bir COSGAP'ten bilgim vardı. Yakından takip ederdim COSGAP'i. Birçok avantajı ve desteği var. Yeni gençlerin de çok takip etmesini öneririm. Çünkü ben hala takip ederim. Aslında sadece tek bir kurum içerisinde değil. Bütün kurumları ya da destek alabileceğim aslında hemen hemen her yere bir göz gezdiririm, bakarım. Çok avantajlı destekler oluşabiliyor. Çok avantajlar mevcut. Bunlardan yararlanmak çok daha sizi güçlü hale getirebiliyor. Ben de yararlandım. Yep.
destek aldım. İlerleyen zamanlarda işlerin oturmaya başladıktan sonra artık işimi geliştirmeliyim. Artık bir üst level'a atlamalıyım, hızlanmalıyım diye düşündüğümde artık tabii alabileceğim ya da arayacağım desteğin de bir tık aslında bana yeterli gelmesi lazımdı. Bu yüzden kamu bankalarını araştırmaya başladım ve bir yerden genç girişimci kredisini kullandım. Benim için gerçekten o dönem bazen çok rahatlatıcı olabiliyor. Çünkü bir yerlerde maddi bir kaynak her zaman ihtiyaç ama bir yerde artık sizin gelişmenize çok ciddi derecede katkı sağlıyor. İşini kurmak ya da yeni bir proje geliştirip bununla ilgilenmek isteyen yeni nesil gençlere şunları söyleyebilirim. Dediğim gibi kararlı olsunlar. Asla peşini bırakmasınlar. Çünkü iyi şeyler zaman alır. O yüzden mevcut düzenlerinde çalışmaktan, zorluk çekmekten asla kaçınmasınlar. Çünkü bunlar önemli büyük tecrübelerdir. Hayatınızın her anında sizinle gelecek şeylerdir. Başarısız olabiliriz, yapamayabiliriz. Bu asla önemli değildir. Çünkü önemli olan dediğim gibi kararlı olmak. Çünkü günün birinde bu işi başaracağınızı bilin. O yüzden kaybetmenin bile bazen bir kazancı olabiliyor. Bunların hepsi tecrübe olabiliyor. Çünkü yapamadığınız zaman neden yapamadığınızı fark ettiğinizde ya da bu sebeplerin neler olduğunu fark ettiğinizde bir sonraki yani tekrar başladığınız zaman artık bu hataları yapmıyorsunuz. O yüzden hepsi bir tecrübe. Hepsi bizimle beraber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.